Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın, yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bugün YKS sonuçları açıklandı. Tabii ki haliyle DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını soruyorsunuz. YKS sonuçları arkadaşlar, yani sınav 8 Haziran'da yapıldı, 8-9 Haziran'da yapıldı ve sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklandı. Yani yaklaşık olarak bir 40 gün kadar bir süre sonra YKS sonuçları açıklandı. DGS sonuçlarının da bir 40 gün içerisinde açıklanmasını bekliyoruz tabii ki. Yani ama burada ÖSYM'nin paylaştığı şeyler var. İşte DGS sonuçları ile ilgili ÖSYM'nin paylaştığı ÖSYM'nin sisteminden göstereceğim. ÖSYM'nin sınav takviminden geçmiş yılların sonuçları ne zaman açıklanmış? DGS için bunun kararını siz vereceksiniz arkadaşlar. Yani sınav sonucu ne zaman açıklanır kesin olarak söylemek çok zor. Geçmiş yılların verilerini baz alarak ben size bir video sunacağım. Tabii ki yani bununla ilgili üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Yani bir sınav 70 günde açıklanmaz. Yani bir DGS sınav sonucu 70 günde açıklanmaması lazım. Çok yani ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Sınavı 30 Haziran'da yapıyorsunuz ama sınavın sonucunu açıklanmayı Eylül'e bırakıyorsunuz gibi bir saçma bir durum var arkadaşlar. Buradan ÖSYM'nin verilerine birlikte bakalım. Beraber kararımızı kendimiz verelim. Ya sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Buna beraber kendimiz bakalım arkadaşlar. ÖSYM'nin sınav ekranı burası. Sınav takvimi. Ben bu sınav takvimine girdim. DGS sonuçlarının açıklanma tarihine bakayım dedim. DGS sonuçlarının açıklanma tarihini kaldırmışlar. Ya normalde bütün sınavlar için bakın buradan DGS'yi silelim. ÖSYM'nin sınav takvimi olarak bir daha geri gidelim. Bakın burada her sınav için sonuç açıklanma tarihi aşağı yukarı var. Her sınav için bunu sunmuşlar. Ama geldiğimizde DGS'nin sonuç ekranı diye bir şey yazmak istediğimizde DGS ne zaman sonuçlanacak diye baktığımızda DGS'nin burada dikey geçiş sınavı işte DGS bir daha bakalım arkadaşlar. Şimdi buradan bir daha girip çıkalım. Buradan DGS'nin sınav sonuç ekranı bir daha beraber kendimiz bakalım. Dikey geçiş sınavı sonuç ekranı diye bir şey yok arkadaşlar. Yani DGS'nin sonuç açıklanma tarihini ertelemişler gibi bir durum var. Biz bunu daha önce ekran kaydını aldık. ÖSYM sınav takvimi diye. Buradan bizim web sitemizde ÖSYM'nin sınav takvimine bakabilirsiniz. Geçmiş yıllarda bakın yani geçmiş yıllarda değil mi? ÖSYM bu sınav takvimini ilk açıkladığı zaman DGS'nin sonuç ekranı vardı arkadaşlar. Yani hani burada DGS ile ilgili bakın buradan geliyoruz. YÖK Dil KPSS işte EUS burada DGS nerede? ALES 2 fazla geldim sanıyorum DGS. Bakın şurada DGS'nin sonuç ekranının 14 Temmuz oldu. DGS'nin sonuç ekranının yani 44 gün sonra Temmuz Ağustos. Ağustos'ta açıklanacağı yani 14 Ağustos'ta açıklanacağı 44 gün sonra gözüküyor arkadaşlar. Yani burada bizim kendi yayınladığımız sınav takviminde de var yani. Hani DGS sonuçlarının sonuç açıklanma tarihinde DGS'yi biz koymuşuz zaten. Dikey geçiş sınavı sonuç tarihi 14 Ağustos'ta açıklanacak diye. Normalde olması gereken bu. Yıllara göre DGS sonuçları ne zaman açıklanmış arkadaşlar? Bununla ilgili de DGS sonuçları ne zaman açıklanacağını biz mesela 2020'de DGS 9 Ağustos'ta yapılmış. 7 Eylül'de açıklanmış. Yani 29 gün sonra açıklama yapmışlar. Sınav tarihini açıklamışlar. 2021'de 11 Temmuz'da DGS yapılmış. 11 Ağustos'ta açıklamışlar. 30 gün bir süre var. Bundan sonra hep 11 Ağustos'ta açıklamışlar sınav sonuçlarını. 2022 işte 3 Temmuz'da sınavı yapmışlar. 11 Ağustos'ta açıklamışlar. 38 gün. Sonra 16 Temmuz'da sınav yapmışlar. Yine 11 Ağustos'ta açıklamışlar. 27 gün arkadaşlar. Yani sınavın açıklanma tarihi aşağı yukarı 30-35 günlük bir süre. DGS. Şimdi DGS'yi 14 Ağustos'ta açıklarsanız 44 gün yapıyor. Ama bunu 7-8 Eylül'de yaparsanız 70 gün yapıyor arkadaşlar ki saçma bir durum. Diyeceksiniz ki hocam yani şimdi evet normalde ÖSYM sınavı bu şekilde açıklamaz. Doğru. Peki şimdi buradan ÖSYM'nin sitesine yani DGS ile ilgili yaptığı şey var yani bilgi güncellemesi. Evet DGS 2024 bilgi güncelleme diye bir bakalım. ÖSYM'nin burada açıkladığı bize paylaştı. Evet bilgi güncelleme diyelim. Şimdi buradan ÖSYM bilgi güncellemeyi ne zaman bize şey yapmış? Sistemdeki eğitim bilgilerinin adaylar tarafından güncellenmesini 2 Eylül'e kadar uzattığını söylüyor. Yani bunu
Biz 2 Eylül'e kadar uzattık diyor. Neden uzatmış belli değil. Bununla ilgili bir açıklama yapmış mı? Yapmamış arkadaşlar. Doğrudan merkeze işte değişiklikler bilmem ne. Bununla ilgili bir mahkeme kararı olmuş olabilir arkadaşlar. Çünkü ÖSYM sınav sonuçları ekranında şunu söylüyor. Bir mahkeme olursa diyor, mahkeme sonuçlarına kadar biz sınav sonuçlarının paylaşılmasını erteleyebiliriz tarzında bir şey var. Bu olabilir. Öğrencilerin bir kısmı ÖSYM'yi mahkemeye vermiş olabilirler. Yani bizim bütlerimiz var, işte yaz okulumuz var, stajımız var vesaire vesaire. Sizin yüzünüzden bizim diploma notumuz kötü geliyor. Dolayısıyla biz bunların sonuçlandıktan sonra sınavımızın sonuçlarının açıklanmasını istiyoruz tarzında bir mahkeme kararı olmuş olabilir arkadaşlar. Yani dolayısıyla bunu 2 Eylül'e ertelemiş olabilirler. Ki şöyle bir durum var. Mesela eğitim bilgilerinin güncellenme tarihi 2020'de 1 Eylül'e kadarmış. Sonra 7 Eylül'de sınavı açıklamışlar, sınav sonuçlarını. 2021'de 2 Ağustos'muş eğitim bilgilerinin güncellenmesi. 11 Ağustos'ta sınavı açıklamışlar. Ondan sonra hep 2 Ağustos'ta eğitim bilgileri güncellemeleri bitmiş. Sınavı 9 gün sonra, 7 gün sonra, 8 gün sonra açıklamışlar arkadaşlar. Yani buradan şunu anlıyoruz. Eğitim bilgileri güncellenmeden sınav sonuçları açıklanmıyor arkadaşlar. Yani burada kesin bir veri var elimizde. Eğitim bilgisi güncelleme işlemi yapılmadan sınav sonucu açıklanmayacaktır. Yani bundan dolayı zaten eğitim bilgi veri güncellemesini uzatıyorlar. Yani hani veri girişleri devam ediyor. Veri girişleri devam ettiği sürece siz sınavın sonucunu açıklayamazsınız. Ya burada çok saçma bir durum var tabii. Yani hani 70 gün bir sınavı yapıyorsunuz ve insanları 70 gün mağdur ediyorsunuz. Yani hani böyle olmaması lazım. Yani 70 gün çok fazla bir süredir. Ama benim kendi tahminim sınav sonucu yani tahminen işte 7-8 Eylül tarihlerinde açıklanacaktır arkadaşlar. Şimdi 7-8-9 Eylül tarihler arasında açıklanır diye düşünüyorum. Çünkü 7'si Cuma'ya geliyor. İşte 7'si mi ne? Cuma'ya geliyor. 8'i Cumartesi, 9'u Pazar, işte 10'u Pazartesi gibi bir durum var. Ya da 9'u Pazartesi, 6'sı Cuma'ya geliyor bir işte durum var. Anladığım kadarıyla yani 6'sında 7'sinde gibi Cumartesi Pazar açıklamayacaklarına göre 6'sında açıklayabilirler arkadaşlar yani tahminen. Ya da 9'unda açıklayabilirler. Yani Eylül'e kalırsa bu iş 10 Eylül'e kadar bu sürer arkadaşlar. Yani böyle bir durum var. Eğitim bilgi güncelleme olayı da mahkeme kararı olmuş olabilir. Yani öğrenciler bizim eğitimlerimiz hala devam ediyor. Diploma notumuz hala bitmedi. Dolayısıyla siz sınavı açıkladığınızda bizim notlarımız düşük gözüküyor. Dolayısıyla bunun olmaması için bizi beklemeniz lazım tarzında bir olay var. Ya bunu komple iptal etmesi lazım ÖSYM'nin. Bu durumda olan öğrencilerin sınava girememesi ya da girdiği halde neyse o yani. Yani bunu kesin kararını vermesi lazım. Bunun düzelebilmesi için. Tahminen arkadaşlar Eylül'den önce sınav sonuçlarınızın açıklanmayacağı yönünde benim kendi görüşüm var. Bakalım 14 Ağustos normalde ama kaldırdılar sistemden yani arkadaşlar sınav takviminde sonuç açıklanmasını kaldırdılarsa tahminen de yani buradan tahminen de bu sürecektir biraz arkadaşlar. Yani buradan bir mesela dava söz konusu olursa diyor bakın burada sınav sonuçları açıklanmasına bir dava söz konusu olursa bizim buna yapabileceğimiz bir şey yok ki tarzında bir olay var arkadaşlar. Sizin görüşleriniz nelerdir? Evet, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.